Evet, herkese merhabalar, sevgiler, kucak dolusu hem de kocaman kocaman. Şu anda sizinle karşı karşıya geldiğim için gerçekten çok sevinçli ve çok mutluyum. Benim en keyif aldığım zamanlardan bir tanesi. Daha önce de belirtmiştim, ailem, çocuklarım ve sonra da sizler, yaptığım işle sizin karşınızda olmak, bilgi vermek, anlatmak beni aslında bu hayata bağlayan belki de en güçlü bağlardan bir tanesi. Şimdi geçen haftaki videomda anlatmıştım Merkür Retrosu'nun başlayacağını, Mars'ın Oğlak Burcu'na geçeceğini ve tabii bunların etkilerinden nasıl korunacağımızı ya da bize ne etkiler olduğunu konuşmuştuk. Şimdi tam yoğun olarak etkilerini görmeye başladığımız bir haftaya giriyoruz artık. Daha doğrusu artık girdik bile. Aslında geçtiğimiz hafta belki de birçoğumuzun hem Merkür Retrosu'nu hem de Mars'ın Oğlak Burcu'na geçiş sürecinde bizi hangi etkilere maruz bıraktığını aslında hissetmeye başladık, hissettik. Hani daha girmeden hissetmiş olanlarımız da var. Hele şimdi 17'sinde girdikten sonra bir de yaşayacaklarımızı düşünün. Merkür'ün balık burcundaydı biliyorsunuz ve balık burcunda gerileyecekti. Zaten Merkür balıkta çok da aslında böyle rahat bir pozisyonda değil. Çok rahat olduğu bir konumda değil aslında. Birazcık zihinsel dağınıklıklar verebilir bu burç. Bir de gerilemeye başladığında unutkanlıklar, dalgınlıklar bunlar iyice çoğalabilir. Bizim için çok sağlıklı bir süreç olmayacak aslında, bunu söyleyebilirim ilk başta. Mesela işte işlerimiz bir türlü toparlamak zor olabilir, zorlanabiliriz. İstemediğimiz yerlere gidebilir bazı konuştuğumuz kelimelerimiz, sözlerimiz. Bizler yanlış yollara sapabiliriz. Mesela en çok bağımlılıklar. Evet, bağımlılıklarla yaşanılan sıkıntılar mesela bu dönemde daha çok böyle ortaya çıkmaya başlar. İşlerimizi toparlamakta da zorlandığımız gibi verdiğimiz sözleri tutmakta da aslında biraz zorlanabiliriz. Aslında benim evliliğimdeki yani geçmişteki evliliğimdeki en büyük sıkıntım eşimin her zaman bana tutamayacağı sözleri vermesiydi. Yani ben evliliğimi hep Merkür balık retrosunda yaşamışım. O yüzden en çok can sıkıcı ve can acıtıcı şey verdiğiniz sözleri yerine getirememektir. Ve bir de karşınızdaki insanın üzerine bıraktığı etkiyi siz düşünün. O yüzden bu dönemde daha mantıklı düşünmeye, sağlıklı kararlar almaya, sağlam zemine basmaya çok özen göstermek gerekiyor. Aslında bu dönemde beklentilerimizi çok yüksek tutmamak da çok önemli. Hani kafanıza yarattığınız hayal dünyasıyla, mantığınızla arasında kalabilirsiniz. O yüzden sorular sorun. Bu gerçekten olabilecek bir şey mi diye. Çünkü bir şeyleri kafanıza tezahür ettirebilirsiniz, canlandırabilirsiniz. Fakat o gerçek hayatta yerini bulmayabilir. O yüzden sorular sorun kendinize. Bu dönemde aklınıza gelen yaratıcılıkları mesela defterinize muhakkak not olarak alın, notlar alın yani. Belki sonrasında hayatınızın rotasını çizebileceğiniz, size büyük bir ivme kazandıracak olan bir durumdur sizin zihninize zuhur etmiş olan o yaratıcılık fikri. Bir de balık burcunda bir yeni ay var. Onun da etkileriyle başlıyoruz. Gerçi balık yeni ayının etkilerini size başka bir videoda da anlatacağım. Daha uzun, daha detaylı. Şimdi Merkür Retrosu'nun etkilerinde daha güçlendiği bir dönem aslında balık yeni ayıyla beraber. Şimdi doğum haritalarımızda balık burcunun denk düştüğü alanlarda bir şeyler başlatmak için çok iyi bir zaman ve zemin. Şimdi balık burcunun hangi evinize denk geldiğini lütfen kontrol edin. Gerçi böyle söylüyorum ama aynı zamanda balık burcunda bir de Merkür retrosu olduğu için daha dikkatli. Yani aslında çarpı iki katı daha dikkatli bir efor sarf etmeniz, sürekli kontrol etmeniz, bu şekilde ilerlememiz gerekiyor. Yani bir şeyler yavaş ilerleyeceği için siz hızlı gitmek isteseniz bile hayat sizi biraz aslında yavaşlatacak anlamına geliyor bu. Aslında bir nevi de detaylar
dikkatimizi çekecek. Detaylarda boğuşabiliriz bu hafta. Daha doğrusu boğuşmalıyız. Küçük detayları gözden kaçırmamalıyız. Yani kendi hayatımızın bir nevi dedektifi olacaksınız. Her şeyin en ince detayına kadar araştırıp soruşturmak gerekiyor. Merkür biliyorsunuz akıl gezegeni. İletişim gezegeni, yazılı, sözlü, her türlü iletişim buradan yönetiliyor. O yüzden bilgi eksikliği, iletişimle alakalı bazı sıkıntılar olabilir mesela hayatımızın içinde. Şimdi Merkür Retrosu zaten bizi yavaşlatıyor. Balık hepten de dağıtabilir. O yüzden iki kere daha, hatta 4-5 katı daha dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi benim Merkür Retrosu ile alakalı yaşadığım en büyük sıkıntı hep bilgisayarımla alakalı oldu. Ya bozuldu, ya hep böyle error verdi. Bir sıkıntı oldu. Bu yüzden bu retroda birkaç tane kopya almayı düşünüyorum çalışmalarımla alakalı. Çünkü geçen sene de yaşadık. Daha önceki zamanlarda Merkür Retrosu'nda da yaşadık. Yaptığım birçok çalışmalar ya sürece takıldı, ya yetiştiremedim, bitiremedim bilgisayarımla alakalı sıkıntılarım oldu. O yüzden sizler de lütfen elektroniklerinize dikkat edin. Yedeklemelerinizi yapmayı ihmal etmeyin. Ben hiçbir retroyu es geçmedim. Hepsinde yaşadım bu sıkıntıları. Ne hikmetse. Şimdi şunu söylediğinizi duyar gibiyim aslında. Bu bir yeni ay. Ne anladım ben bu yeni aydan diye soruyor olabilirsiniz. O zaman hani yeni başlangıçlar diyebilirsiniz. Aslında haklısınız. Yeni ay yeni başlangıçlar demektir. Bize yeni başlangıçlar yapabiliriz aslında. Özellikle de ne dedik? Balık burcu hangi evinize denk geliyorsa o ev konularıyla alakalı yeni başlangıçlar yapabiliriz. Ama ne yapacağız? Çok temkinli, dikkatli ve kontrollü olarak adımlar atacağız bu sefer. Yani 2-3 haftadan uzun sürecek olan bir etki bu çünkü. Bu kadar üstüne düşerek söylememdeki sebeplerden bir tanesi de bu dönemde dikkatli, temkinli ama doğru adımlar, mantığı elden bırakmadan doğru kararlar alırsak, Merkür balıktan çıktıktan sonra, hani bu süreç geçtikten sonra işte ödülleri toplamaya başlayacağız. Çünkü koça geçecek. Çünkü koç nedir? Heyecan, cesaret, adrenalin gücü, gözü karalık, gözü kara olmamızı verir bize. Bu duyguları vereceği için de kendimizi daha iyi ifade edebiliriz. Aslında maddi ve manevi konular dediğimiz o durumları dengede tutabilmemiz için de çok uygun bir süreç. Bugün aslında bu süreçte hani bu zamanlarda böyle spiritüel, mistik konularla ilgilenmek, şifalanma ile ilgili çalışmalar yapmak, aklınızdaki bazı spiritüel eğitimleri alabilmek ve bundan büyük bir fayda görebilmek için de en uygun birkaç hafta yaşayacaksınız. Yani birçok eğitim alarak kendinizi yenileme şansına da sahip olacaksınız. Çünkü hem şifa, hayal gücü, hem ilham kaynaklarımızın hepsi açık. Bizi kendimizi geliştirebilmemiz için aslında hazır bekliyorlar olacak. Aslında bu sıkıntılı gibi görünen Merkür Retrosu'nun balık yeni ayının bize diğer bir yüzü de güzel bir yüzü olacak. Yani madalyonun diğer tarafı güzel. Hayata hep böyle değil. Yani zaten hayatta da hep böyle değil mi? Yani zaten nasıl bakarsanız öyle yaşarsınız. Mesela ciddi bir ruhsal sorununuz varsa bu konuyla alakalı kesinlikle ve kesinlikle eyleme geçin. Çünkü balık derinlik demektir. Ve bazı şeylerde derinlemesine bir düşünmeyle çözümler bulunabilir anlamına gelir bu. Belki de bir şifa tekniği üzerinde çalışıyorsunuzdur. Benim gibi. Benim de küçük bir çalışmam var bu konuyla alakalı, daha netleştirmedim. Belki bir kitap yazıyorsunuzdur. İşte size bitmesi için harika bir zaman. Oturun ve gelen bütün yaratıcılığınızı kitabınıza aktarın. Tabii genel olarak şunu da hatırlatmakta yarar var. Merkür Retrosu olurken hiçbir zaman yeni bir işe adım atmak çok da iyi değildir. Yeni bir şey başlatmak çok iyi değildir aslında. Çünkü neden biliyor musunuz? Gerçi artık biliyorsunuz bunu sormam çok yanlış oldu ama Merkür Retrosu bittiği zaman sizin olan o hani başlattığınız birçok durumun şartları tekrar değişir. Ve siz adaptasyonda zorluk yaşama ihtimaliniz olacak demektir bu.
Aslında bu zamanlarda yapılması gereken en güzel şey eskiden başlattığınızı bitirmeye. Hani köşede tuttuğunuz, üzerinde düşünmediğiniz, hani yarım bıraktığınız konuların, durumların, olayların, duyguların peşinden giderek onları yeniden ele almak en doğrusu, en güzeli, en mantıklısı. Çünkü gözden kaçırdığınız birçok şeyi yeniden fark etme şansına sahip olursunuz. Bir de Mars'ın Uranüs'e yaptığı bir üçgen açı var. Bu da ne anlama geliyor? Sıra dışı, çok farklı, böyle değişik konular üzerinde cesaretle, cesurca gidebileceğimiz ve tabii bu konuda da aslında beslenebileceğimiz ve bu etkilerini hafta sonu itibariyle hissedebileceğimizi söylüyor. Tabii bu sayede bütün gözler üzerimize çekebiliriz, dikkat çekebiliriz. Her şeyin ötesinde hep söylediğim bir şey vardır ya, birliğin ve beraberliğin hayrına yapılan işler çok daha fazla büyümeye müsaittir diye. Yani iyi niyetle yapılan, toplum yararına yapılan, bencilce davranılmayan işler ve eylemler büyüyecek ve takdir görecek anlamına geliyor bu. Biliyorum çok uzattım ama önemli durumlar ve etkiler var. Onları da sizinle paylaşmak istiyorum tabii ki doğal olarak. Beni takip etmek için Instagram sayfam olan NLP Filiz Cansever'de ve blog sayfam olan cansever1.blogspot.com adresinden de beni takip edebilirsiniz. Çok da mutlu olurum. Şimdi hep beraber aslında burçlarımızın yorumlarına geçmek istiyorum ama lütfen hep uyardığım gibi lütfen ilk önce yükselenlerinizi, sonrasında kendi burcunuzu ve ay burcunuzu dinlemeyi ihmal etmeyin diyerek şimdi sözü burçlara bırakıyorum. Bakalım bu hafta burçlarımız ne söylüyor? Sevgili koçlar, yükseleni ve ay burcu koç olanlar, Merkür sizin 12. evinize geliyor. Yani burası biraz kadersel bir evdir. Geçmişte yaşamış olduğunuz birçok şeyi yeniden gündeminize getirebilir demektir bu. Bu da sizin bazı sorunlarınızı arttırabilir. Çünkü burası aynı zamanda kapalı bir evdir. Yani biraz kontrol dışı bir evdir. Olaylara müdahale edemeyebileceğinizi söylemeye çalışıyor. Konuşmama ilk başladığımda söylediğim gibi, eğer bazı sorunlarınız varsa bunların nasıl çözülebileceğine dair kendinize sorular sorun, eğitimler alın. Yani danışmanlıklar alın. Birkaç hafta sonrasında bomba gibi haftanıza giriş yapabilirsiniz bazı sorunlarınızı düzelttiğiniz zaman. Hayatınıza blokaja girmiş olan ne varsa çözümlemeye bakın bu şekilde. Çünkü bunlar bir fırsattır ve fırsat dönüştürülebilir. Bilinçaltınızda yatan, sizi etkileyen, ne bileyim böyle sıkıntılı durumlarınıza dönüşüm yaşamanız çok daha kolay bu dönemde. Ama büyük girişimler yapmanız için beklemeniz gerekiyor. Aslında geçmişle alakalı takıldığınız, sizi engelleyen sorunlarınızı çözdükten sonra çok daha şanslı bir şekilde hayata gülümseyebilirsiniz. Şimdi yaratıcılığınız çok fazla artacağı için dediğim gibi bu dönemlerde lütfen sizin kendinizi ilgilendiren bu konuştuğumuz konularla alakalı aklınıza gelen yaratıcılıkla alakalı notlarınızı alın. Çünkü sonra faydasını göreceksiniz. Yeni ay sizin sosyal gruplarla alakalı çalışmalarınızı, aktivitelerinizi arttırabilir bu dönemde. Kendinizi yenileme ile ilgili beraber bu çalışmaları da yaparsanız işte o zaman ancak faydasını görürsünüz. Sevgili boğalar, yükseleni ve ay burcu boğa olanlar, Merkür Retrosu sizin 11. evinizde. Merkür Retrosu sizin sosyal çevrenizi, arkadaş gruplarınızı, kariyerinizden kazandığınız parayı, yardımlaşmalarınızı, bütün bunları etkileyecek bir alanda. Bu yüzden lütfen sosyal gruplara, arkadaşlıklarınıza çok dikkat edin. Yani arkadaşlarınızı birbirinize anlamanız, iletişim kurmanız, kendinizi onlara ifade etmeniz, size kendilerini ifade etmeleri, sizin onları anlayabilmeniz konusunda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Özellikle grup çalışmalarınızda, işte böyle organizasyona bağlı olan işlerinizde bazı aksaklıklar olacağı için, hani derler ya, eşeği sağlam kazığa bağlamak gerekir diye, işte siz de lütfen buna çok dikkat edin. Çünkü böyle hani derler ya, küçük detaylar, işte her şey küçük detaylarda saklı olacak aslında. İşte balık burcu da size zihin dağınıklığı, bazı şeyler
ne bileyim gözden kaçırma, bunları da verebilir. Hep dedik ya, yarım kalan işler tamamlanması gerekir. Siz de arkadaşlarınızla beraber başlatmış olduğunuz bazı işler, bazı duygu, fikir varsa ve bir türlü bitiremediyseniz, sonlandıramadıysanız, işte bunları halletmeniz için toplum önüne hani çıkmadan önce halletmeniz gereken durumları halledebilmeniz için harika bir hafta aslında. Bir şeylere başlamayın ama yarım bıraktıklarınızı toparlayın. Belki de yaratıcılığınızın güçlenmesi gereken, hayal gücünüze yapmanız gereken birçok şey vardı ama bir türlü eyleme geçmemiştiniz. İşte şimdi hayal gücünüzün size verdiği o güzellikleri uygulamak için kendinize zaman tanıyın. Kariyer hayatınızla alakalı böyle hani düşündüğünüz bazı kararlar almayı hedefleyebilirsiniz. Özellikle Güneş Balık burcuna geçtikten sonra bu evleriniz, bu konularınız hızlanabilir. Tabii Mars'ın Oğlak burcuna ilerlemesi de size bir toprak olarak çok olumlu etkiler alıyorsunuz. Yani hedeflerinize ulaşma konusunda gücünüz o kadar fazla artmış olacak ki, ama ne dedik? Yarım kalanlara önce bir tamamlayın. Sevgili ikizler, yükseleni ve ay burcu ikizler olanlar. Şimdi Merkür Retrosu'nun siz de 10. evinize yaşıyorsunuz. Yani işlerinizle alakalı bazı ters giden durumlarla karşılaşabilirsiniz. Aslında bunlar felaket haberleri değil. Tedbir almanız gereken noktalar olarak bakarsınız, güzel yaşarsınız. Özellikle zaten siz kendi yönetici gezegeniniz olduğu için Merkür yetkisi, gücü, daha güçlü hissedeceksiniz siz. Zihinsel faaliyetleriniz, aktiviteleriniz, bunlar buralarda, yani bu tarz konularda daha özenli, daha dikkatli olmaya dikkat edin. O yüzden patronlarınızla, iş arkadaşlarınızla alakalı böyle bazı yanlış anlamalara da çok müsait olduğunuz bir dönem. Kendinize her zamankinden daha az ifade etmenin sıkıntılara sebebiyet verebilir. Ya da onların anladıklarını anlayamamanız. Anlamsız ve boş yere alınganlıklar yapabilirsiniz bu dönemde. Bu da sizin bazı durumları içinden çıkamamanıza da sebebiyet verir. Ve o yüzden ara ara geri bildirimler verin. Yani bunu mu demek istemiştin, böyle mi anlamalıyım gibi yanlış anlamaların önüne geçebilirsiniz bazı anında verdiğiniz tepkilerle. Özellikle sizler bu dönemde asla iş değişikliği yapmayın lütfen. Benim de kızımın yükseleni ikizler çünkü çok yakinen o da takip ediyor. Gerçi daha öncesinde başlattığınız ama netice alamadığınız bir iş karşınıza gelirse bu işi başlatmanıza bir sıkıntı sakınca yok ya da dert değil yani. Ama bu eskiden tanıdığınız insanlarla olursa çok daha iyi. Ama yeni tanıdığınız insanlarla yarım kalan işinizi bile başlatmamaya lütfen özen gösterin. Çünkü yeni bir iş için güçlü destekleriniz yok. Özellikle bu dönemlerde geçmişte işinizle alakalı ne tarz sıkıntılar yaşamıştınız, nerelerde hatalar yapmıştınız, onları düşünüp kendinizi bu alanda yenilemeye çalışırsanız bu dönemi daha rahat ve çok verimli bir şekilde geçirmiş olursunuz. Tabii bir de aile ve özellikle kadın figürleriyle ilişkilerinizi, özellikle hani annenizle, ablanızla olabilir, güzel tutmaya özen gösterin. Yine beraber kendinizi çok fazla ön plana çıkarmak istediğiniz, hani işle alakalı çabalarınız, mücadeleleriniz ve azminiz, özellikle Güneş'in Balık burcuna geçmesiyle hafta ortasında biraz güçlenebilir. Hemen sakın içinizi sıkmayın tabii ki, bu kadar sanki felaket haberi gibi. En azından parasal anlamda etrafınızdan çok güzel destekler aldığınızda bir hafta olacak. Ama tabii ki alacak verecek dengesinde şaşma olmaması için teraziyi iyi dengelemeniz, iyi oturtturmanız gerekecek. Sevgili yengeçler, yükseleni ve ay burcu yengeç olanlar. Merkür Retrosu'nu siz 9. evinizde yaşayacaksınız. Yani böyle eğitim, seyahat, yabancılarla olan ilişkiler, işte hukuksal bazı konularımızda bazı sıkıntılar ve aksaklıklar ile karşılaşmanız olası gibi duruyor. Yani bunlar illa olacak, herkesi böyle etkileyecek değil. Çünkü herkesin doğum haritasında aldığı etkiler farklıdır. Ama gene de Merkür dediğim gibi 9. evinizde ve Balık burcunda retro yapıyor. Özellikle de 4 Mart'a kadar Balık burcunda retro yapacak. Sonrasında Kova
burcuna geçerek ayın 10'unda retroyu tamamlayacak. Tabii bu retro döneminde maddi ya da özel ilişkilerinizle alakalı pek harekete geçmeyin. Buralarda bir seyahat planınız varsa hani bu dönemde lütfen biletlerinizi, rezervasyonlarınızı, valizlerinizi sürekli kontrol edin. Bir şeyleri bir yerde unutabilirsiniz. Dağınıklığınız var çünkü. Dedik ya balık dağınıklığa sebebiyet verir. Tedbirleri şimdiden alın diyorum aslında. Eğer sınav bekleyen kişiler ya da sınava hazırlanan insanlar, öğrencilerimiz varsa ya da yetişkinler de varsa işte zihin dağınıklığı yaşamaları da çok muhtemel. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Yarım bıraktığınız bazı işleriniz varsa kişisel ya da herhangi bir konuyla alakalı onları toparlamaya çalışın. Eğer bunu yaparsanız daha sonrasında doğru enerjilerin altında olacaksınız ki elinize aldığınız işi tamamlama gücü bulacaksınız. Kelimelerinizi bu dönemde dikkatli seçin. Karşınızdaki insanlara ne anlatmaya çalıştığınızı, onların seni anlatmaya çalıştığını iyi anlamaya çalışın. Bir de Mars'ın Oğlak Burcu'na geçişiyle ilişkileriniz oldukça mücadele ruhuna büreceğiniz, böyle bir başlayacağınız, mücadele vereceğiniz de bir gerçek. Özel hayatınız, görüşmeler, işte sözleşmeler, iş hayatınız, burada her ne kadar sizi zorlayan enerjiler olsa da aslında sonuca gitmeniz için de aslında arkanızdan böyle hani iten güçler vardır ya, işte öyle bir zaman aslında. Yani harekete geçebileceksiniz. Yeni ayla harekete geçmeniz aslında biraz daha kolaylaşacak. Sevgili aslanlar, yükseleni ve ay burcu aslan olanlar. Şimdi Merkür retrosu sizin 8. evinizde yaşıyorsunuz. Yani ortak parasal alanlarınız da biraz daha dikkat çekici olmaya başlayacak. Şimdi bu dönemde para almak, para vermek, kredi çekmek inanın çok büyük bir risk aslında. Çünkü bu dönem temkinle yürümekte, ilerlemekte fayda var. Öyle bir dönem. Belki sizin hayatınıza hani sevdiğiniz, değer verdiğiniz insanlar sizden bu konularda yardımcı olmak isteyebilirler. Ama ben ne diyorum? Hayatın seçimleri her zaman bizlere ait. Ben uyarayım, karar sizin olsun. Hafta sonuna doğru, gerçi parasal konularınız biraz daha hızlanacak. Yani para mevzuları sizin için biraz gündeminize oturacak gibi duruyor. Şimdi bu dönem size aslında işle alakalı atağa geçmeye başladığınız bir dönem olması gerekiyor. Böyle bir düşünceniz varsa, yani bir iş atağınız varsa, girişiminiz, bu hafta, işte hafta ortasından itibaren bunları halletmeye başlayabilirsiniz. O zamanlara denk getirin çünkü çok güzel enerjiler var. Şimdi biliyorsunuz artık Mars da Oğlak Burcu'nda ilerliyor ve iş hayatınızı bu anlamda temponuzda biraz ne yapıyor? Arttırıyor. Çünkü Mars Oğlak'ta sizin iş hayatınızı etkileyecek. İşte böyle hani hırsı ve kararlılık verecek çünkü. Bir de tabii böyle hayatı yaşama şekliniz, belki düşünce yapınız da değişime uğrayacak. Farklı bakış açısıyla bu sefer bazı olaylara yaklaşmaya başlayabilirsiniz. İlişki durumunuzda da sıkıntı yaşayanlar için şunu söyleyebilirim ki bu hafta sonundan itibaren yeni ayla beraber biraz daha fazla toparlama, böyle düzeltme, daha güzel bir bağlar kurma, ne bileyim etkileşimler içine girme döneminiz başlayacak. Gerçi bu durumun içine girmiş olduğunuzu düşünüyorum ben birazcık. Hani bu kadar durumun içerisinde lütfen sağlığınıza aman diyorum. Özellikle eklem ve diş ağrılarınıza dikkat edin. Bir de evcil hayvan besliyorsunuz, onlara çok dikkat edin. Geçen ay Kova burcunda yaşanan bir yeni ay vardı. Şimdi yaşayacağınız bu yeni ayla beraber eğer o dönemde başlattığınız bazı işleriniz varsa şimdi bu dönemde artık onları toparlayabilirsiniz. Neyi başlattınız, neye karar vermiştiniz, neyi düşündünüz, artık onu tamamlayabilirsiniz. O enerjiler var. Bu dönemde lütfen spiritüel çalışmalar yaparak zihninizi ve huzurunuzu, ruhunuzu güçlendirmeye çalışın. Çünkü inanın bana, Merkür retrosundan sonra çok işinize yarayacak.
Sevgili Başaklar, yükseleni ve Ay burcu Başak olanlar. Şimdi Merkür retrosu, ay söyleyemedim, retro şimdiden beni de etkilemeye başladı herhalde. Çok önemli çünkü sizin yönetici gezegeniniz, yani yükselen bir Başak olarak ve biz 7. evimize, yani özel ilişkiler, ikili ilişkiler, partnerle ilişkiler, işte yazışmalar, sözleşmeler alanında yaşayacağız bunu. Bu da şu anlama geliyor ki aslında mevcut ilişkinize bazı sıkıntılar, geçmişe dayalı olan bazı sorunlar su yüzüne çıkabilir. Yeni tanıştığınız ya da yeni başlayan bir ilişki ise burada da bazı aksaklıklar gözünüze girebilir. Ve zaten hep diyorum ya, retro ile gelen retro ile gider. Retro zamanda tanıştığınız, hayatınıza giren insan retro bitiminde sizden uzaklaşacaktır. Bunlar da aslında, hani dedik ya, aksaklıklar. Aslında dedik ya, Merkür'de iletişim gezegeni, iletişimsel hatalar ya da aksaklıklar, yanlış anlamalar, yanlış ifade etmeler şeklinde zuhur edebilir. Bunlar gereksiz alınganlıklara dönüşebilir. Bilinçaltınıza attığınız her şey bu dönemde biraz su yüzüne çıkabilir. Bunun yanında şunu da belirtmek isterim ki, eğer bir ayrılık yaşadıysanız eski ayrıldığınız kişi tekrar hayatınıza da girebilir. Ya da onunla alakalı haberler duyabilirsiniz. Ben sadece şunu söylemek istiyorum ki, giden kişinin neden gittiğini, hangi sorunları yaşadığınızı aklınızdan çıkarmayın. Eğer kişilikle, karakterle alakalı bir durumsa, ki genellikle hep öyle olur ayrılıklar, aynalarını ya da daha fazla katlanarak hayatınıza olacağını aklınıza tutun. En azından 10 Mart'a kadar bekleyin, sonrasında karar verin. Bunu kendinize borçlusunuz en azından. Hatırlatalım ki hep ne diyorum ben? Retro ile gelen retro ile gider. Merkür retrosu aklınızda tutun. Sizin iletişim gezegeniniz, yönetici gezegeniniz çok önemli bir gezegen sizin için. Özellikle de bu retro çok önemli. Bir de Güneş Balık burcuna geçiş yapacak. Bununla beraber yine aşk, eski aşk, eski durumlar kafanızda olduğundan fazla karışabilir. Hani bir yandan yeni aşkınız, bir yandan eski aşkınız, eski konular, yeni konular, arada kalabilirsiniz. Mars'ın Oğlak geçişi de sizin 5. evinizde ve çok güçlü etkisi var. Bu da yeteneklerinizin, yaratıcılığınız için, işte bunları açığa çıkarmanın, nasıl hayatınıza var edeceğinizin soruların üzerine düşünmeniz gereken bir dönem. Düşünmeniz gereken bir dönem çünkü bunları hayatınıza var edebilirsiniz. Geçen ay yaşadığınız Kova yeni ayı ile beraber bir şeyleri başlattıysanız şimdi artık onları da tamamlamaya, bitirmeye, bütünleştirme dönemindesiniz. Yeni ay yeni başlangıçlar demek. Ve siz işinizle alakalı yeni başlangıçları inanın bana çok rahat yapabileceksiniz. Sevgili teraziler, yükseleni ve ay burcu terazi olanlar. Merkür retrosu sizin iş, hizmet, sağlık alanlarınıza, çalışma hayatınız alanlarında yaşayacaksınız. Yani 6. evinize yaşıyorsunuz bu durumu. İşte iş yaptığınız insanlarla, hayatınızda işte yanınıza çalıştırdığınız kişilerle, işte çalıştığınız iş arkadaşlarınızla yanlış anlamalar, ifade eksiklikleri, iletişim bozuklukları bunlar olabilir. Aslında bu yüzden hiç olmadığınız kadar iletişiminize şeffaf, net, sade, yalın olmaya çok özen gösterin diyorum. Hatta sık sık bazı konularda işte yanlış anlayıp anlamadığınızı karşı tarafa bildirmek için geri bildirimler verin. Mesela bunu mu bana anlatmaya çalıştın, doğru mu anlamışım gibi. Çünkü bazı küçük detayları gözden kaçırmış olabilirsiniz. İş anlamında da, ifadeler anlamında da hepsi olabilir. İş anlamında bazı randevularınız mesela, bunlar gecikebilir, ertelenebilir. Merkür retrosu geçmişle alakalı tanıdığınız kişileri de hayatınızda mevcut hale getirebilir ve geçmişle alakalı işlerinizin tamamlanmasında desteklediği için eskiden tanıdığınız insanlarla bazı girişimlerde bulunabilirsiniz. Bir de şu uyarıyı yapayım. İş bırakmak için hiç uygun bir zaman değil. Eğer böyle bir düşünceniz varsa retronun bitmesini bekleyin. Yani 10 Mart'tan sonra karar verin bu duruma. Bu evin bir de sağlık evi olduğunu düşünecek olursak sağlığınızla alakalı bazı sıkıntılar önünüze, gündeminize gelebilir. Genel kontrollerinizi herhangi bir aksaklık olmamasına karşı tedbir amaçlı
kontrollerinizi yaptırın. Hatta bir doktorla da yetinmeyin bu dönemde. Bir de aklıma gelmişken benim de başımda olan bir durum var. Davalık olan bazı durumlarınız bu Merkür retrosuyla da netleşebilir. Ama siz yeni bir davaya asla girişmeyin, açmayın. Çünkü bu anlamda desteklenmeyeceksiniz. Şimdi Mars'ın Oğlak Burcu'nda ilerlemesiyle dördüncü evinizin konuları vurgulanmaya başlayacak. Yani aile, yuva, vatan, toprak, taşınmaz mallar gibi konular gündeminizi oluşturabilir. İşte evde çalışıyorsanız mesela bu konuda da çok güzel aslında destekleneceksiniz. Çalışmayan kişilerin de evle alakalı sorumluluklarının arttığı bir durum olabilir bu. Tabii bu durumda biraz agresyona sebebiyet verebilir. Aile içinde biraz öfkelenmeler, işte bunlara da sebebiyet verebilir. Ev kazalarına tabii ki bu arada lütfen dikkat edin. Tabii bu yeni ayla beraber de yaratıcılık alanında bazı başlangıçlar yaptıysanız, çocuklarınızla ilgili de olabilir, artık bir tamamlanma yaşama durumundasınız. Sevgili akrepler, yükseleni ve ay burcu akrep olanlar, şimdi sizin para evinizde yaşayacağınız için algınız, düşünceniz parasal konulara kayacak bu hafta itibarıyla. Merkür retrosu balıkta gerçekleşiyor. Yani o da bir su grubunda, siz de bir su grubundasınız. Bu gerileme de sizin 5. evinize denk geliyor. Yani aşk, yaratıcılık, çocuklar gibi konularınıza. Yani hayatınızda sevgiliniz, eşiniz, partneriniz, işte bunlarla birbirinizi yanlış anlama çok açık olduğunuz bir dönem. Bunun için iletişiminizi lütfen sizler de çok net tutun herkes gibi. Aynı zamanda çocuklarla ilgili olduğu için bu evin konularından biri de çocuklarınızla aranızdaki iletişimde de yanlış anlamalar ve aksaklıklar da aslında gündeminize oturabilir, oluşturabilir. Artık hepimiz biliyoruz. Merkür retrosu eski aşkları getireceği için size hayatınıza eskiden tanıdığınız, ayrıldığınız bir insanla bir anda bir araya gelebilirsiniz ya da onlardan haber alabilirsiniz. Hayatınıza ilişkinizin içerisinde yarım bıraktığınız, tamamlamadığınız, çözümlemediğiniz bazı konular eski eşinize ya da sevgilinizle hayatınıza tekrar bu konuları girebilir. Ama ne diyoruz? Retro ile gelen retro ile gider. Bu yüzden 10 Mart'a kadar bekleyin, sonrasında karar verin. Çünkü bu dönem herkes için geçerli. Eski olan her şey hayatımıza girmeye başlayacak. Zaten güneş de sizin bu evinizde olacağı için balık burcunda, çünkü güneş artık balığa geçiyor. Özellikle aşk hayatınız hafta ortasından sonra parlamaya başlayacak. Unutmamak gerek bir şey varsa aslında retro zamanlarındaki aşklar biraz sürtüşmeli geçer. Tabii sabırla, sükunetle devam edebilmek gerekiyor. Ödülünü sonrasında alırsınız çünkü. Şimdi yeni ay haftasında da iş anlamında oldukça da etkili bir haftaya giriş yapacaksınız. İşte kariyer ve iş hayatınız, yaratıcılığınız, ön plana çıkarmanız bu yaratıcılıklarınızı aslında gerekiyor. Bunun için neler yapmanız daha doğru olacağını düşünün. Doğru bir zamandasınız çünkü doğru hamleler yapmak için neler yapabilirim? Bunları nasıl hayata geçirebilirim? Daha fazla nasıl kazanabilirim? Sorularını kendinize sorun, cevaplarını alacaksınızdır inanın bana. Mars'ta Oğlak Burcu'ndaki seyri sizin 3. evinizde gerçekleşiyor. Bu da aslında düşüncelerinizin, iletişim kapılarınızın daha gerçekçi bir şekle sokarak hayata dönüştürebileceğiniz, hayatın içinde yoğurabileceğiniz bir dönem olduğunu aslında size söylüyor. Yani siz 3. ev konularını oldukça aktif yaşayacaksınız. Mesela eğitimle alakalı bir şeyler düşünüyorsanız oldukça ciddi ve güzel dönüşümler yakalayabilirsiniz. İşte ticaret, seyahat, yakın çevreniz, akrabalarınız, kardeşleriniz, kuzenleriniz çok daha fazla gündeminizi ne yapar? Teşkil edebilir. Zaman zaman zorlansanız da bu konularda hani fazlasıyla mücadele etmeniz gerekebilir. Özellikle de lütfen trafikte çok dikkatli olun. Araç muayenelerinizi yaptırın, kontrollerinizi lütfen ne yapıyoruz? İhmal etmiyoruz.
Sevgili yaylar, yükseleni ve ay burcu yay olanlar, Merkür balık burcunda retro yapıyor. Yani oldukça sizin gibi biraz değişken bir burçta. Şimdi sizin dördüncü ev konularınız, yani ev, aile, yuva alanlarınıza retro yapıyor. Retro zamanında işte evle, aileyle alakalı konularda biraz sıkıntınız olabilir. Nedir bu sıkıntılar? Özellikle iletişim kurarken, yani konuşurken yanlış anlamalara, yanılgılara dikkat edin. Alınganlıklar dedik ya, fazla olabilir. Tabii bunun yanında eskiden gelen bazı sorunlar varsa ailenizle alakalı ya da aile fertleriyle alakalı, bunları çözmek için de çok uygun bir zaman, bunu lütfen kullanın. Tabii işte sizin böyle işte geçmişle alakalı, çocukluğunuza dair olan bazı anılarınız, zamanlarınız ya da sorunlarınız, işte bunlar da düzeltmeniz gereken duygu durumları, işte bunlarla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Şimdi dördüncü ev aynı zamanda mal varlıklarıyla, hani dedik ya, taşınmaz mallarla ilgili olduğu için eğer herhangi bir alım satım düşünüyorsanız yanlış bir zaman olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bir şey alacağınız zaman en azından 10 Mart'a kadar beklemenizde fayda var. Daha sonrasında hani evden mi çıkacaksınız, satış mı yapacaksınız, alacak mısınız, ona o zaman karar verin. Bir de tabii Güneş'in balık burcuna geçmesiyle beraber hafta ortasına itibaren gene dördüncü ev konularınız aydınlanacağı için önemli olacak ve gündeminiz haline gelecek. Tabii bu dönemde felaket haberleri gibi olmasın, güzel haberler de verelim. Hafta sonuna doğru hiç ummadığınız yerlerden, bir işi tamamlamanızdan kaynaklı bir para akışı da yaşayabilirsiniz. İş hayatınıza alakalı bazı girişimleriniz varsa yeni ay çok az kaldı, başlatabilirsiniz. Sadece gözlerinizi açık tutun. Hani gözlerimi dört açtım derler ya. Hayatınızdaki kişinin kim varsa iş hayatıyla alakalı bazı mücadeleleri sizin ilişkinize negatif yansıyabilir. Buna da tedbirli yaklaşın. Şimdi Mars'ın Oğlak Burcu'ndaki seyri sizin ikinci evinizde karşılıyorsunuz. Yani para kazanmayla ilgili aktif bir dönemdesiniz demektir bu. Harekete geçebilirsiniz, inisiyatif kullanabilirsiniz. Yani 30 Mart'a kadarsa oldukça böyle hani hırslı, mücadeleli bir şekilde etkileyecek. Tabii disiplinle hareket ederseniz tuttuğunuzu kesinlikle böyle hani koparabilirsiniz. Para akışı olan bir evinize girecek olduğu için harcamalarınızla alakalı parasal konularda biraz sıkıntı ya da sokabilir sizi bu. Hani çünkü para da harcamaya başlayacaksınız geldiği kadar. Ama bu dönemde para ile ilgili neler yapabileceğinizi, nasıl biriktireceğinizi, işte nasıl idare edebileceğinizi, hani bunun parayla alakalı düşüncelerinizdeki eksilerinizi ve artılarınızı, hani artı yönlerinizi hesaba katarak iyice düşünmenizi söylüyor aslında bu durum size. Tabii yeni ay enerjisiyle beraber özellikle eğitiminiz, seyahatleriniz ya da kardeşlerinizle alakalı almanız gereken veya yapmanız gereken bir şeyler varsa ve geçen ay, hani o yeni ayla, kova yeni ayıyla beraber bazı düşüncelere girdiyseniz, bazı planlar yaptıysanız, bazı oluşumlar içerisindeyseniz, şimdi onları gözden geçirip tamamlama zamanındasınız. Sevgili oğlaklar, yükseleni ve ay burcu oğlak olanlar, Merkür gerilemesi sizi birazcık isteksiz, bir şeyleri böyle zoraki yapar duruma getirebilir. Kendi kendinize sürekli şikayet ederken bulabilirsiniz kendinizi mesela. Ama bu durum çok uzun sürmeyecek, inanın bana. O yüzden rahat olun. Merkür sizin yakın çevrenizde, kardeşlerinizle, kuzenlerinizle alakalı alanınızda geriliyor. Yani bu sizin bu kişilerle iletişimsel sorunlar yaşayabileceğiniz anlamına geliyor. Bu yüzden aman diyorum, kimseyle kavga etmemeye, didişmemeye özen gösterin. Şimdi üçüncü ev konuları sadece kardeş, yakın çevremizi ilgilendiren bir ev değil. Aynı zamanda iletişim evidir. Hani yazılı, sözlü, görsel, her türlü iletişimi, işte reklamı, pazarlama alanları da kapsar. Ve bu iletişimsel durumlarda kullandığınız materyallerinizin de sıkıntı yaşamanıza sebebiyet verebilir. Tabii bu alım satımlar için de geçerli. Hani elektronik alım satımlar için de. Çünkü yanlış seçimler, tercihler yapabilirsiniz. Sonradan da ah keşke neden aldım dememeniz için dikkat edin. Şimdi Merkür
retrosu daha doğrusu, sizin zihinsel sürecinizi etkiliyor çünkü bu dönemde. Çok uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızla ya da aile fertlerinizle bir araya gelebilirsiniz, karşılaşabilirsiniz. Kısa seyahatlerde bu evden sorulu olduğu için seyahatte yaşayabilirsiniz ama bu seyahatte bazı aksaklıklarla karşı karşıya, işte biletli, valizde veya ne bileyim orada yaşayabileceğiniz bazı sorunlar gibi. O yüzden gözleriniz hep böyle onların üstünde olsun. Gerçi şimdi Güneş Balık burcuna geçtiği zaman size yine etkileyecek, aynı evinizden etkileyecek. Hafta ortasından itibaren iletişim alanlarınız yavaş yavaş hızlanmaya başlayacak. Çünkü Güneş oraya doğacak Balık burcunda ve hareketlendirecek. İşte böyle bir dönemde işlerinize, yapacaklarınıza lütfen çok dikkat edin. Çok sağlıklı bir şekilde gözden geçirerek adım atın. Şimdi Mars sizin burcunuza geçmesiyle, Oğlak burcuna geçmesiyle aslında siz oldukça güçleniyorsunuz. Mars Oğlak burcunda çok güçlüdür çünkü ve çok etkilidir. Ve 30 Mart'a kadar da sizin burcunuzda olacak. Her zamankinden çok daha hızlı ve kararlı bulabilirsiniz kendinizi. Çünkü Mars size enerji ve motivasyon veriyor. İşte böyle güzel enerjiler ve etkiler varken tamamlamak istediğiniz, bitirmek istediğiniz, işte sonuca ulaştırmak istediğiniz her ne varsa adımınızı, hamlenizi gerçekleştirin. Tüm bunları gerçekleştirirken gergin olmanız ve her zamankinden daha büyük bir baskı üzerinize oluşturması da mümkün olabilir. Buna da ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Sevgili kovalar, yükseleni ve ay burcu kova olanlar, Merkür'ün Balık burcunda yaptığı retro sizin ikinci evinize yaşayacaksınız. Yani parasal konularınız, kazançlarınız, bu konular biraz cık diyeyim, azıcık sıkıntı ve stresli zamanlar getirebilir size. Şimdi para anlamında sakın herhangi bir hamle bu dönemde yapmayın. Merkür retrosunun bitimine kadar kimseden borç almayın, kimseye borç vermeyin, herhangi bir kredi falan çekmeyin, kefil olmayın mesela. Bunun yanında geçmişten kişiler ve olaylar, durumlar hayatınıza gireceği için de siz daha önceden almanız gereken ama almadığınız kaynaklarınız varsa işte bunlardan da geri dönüşüm olabilir. Yani parasal anlamda kaynak borcun alacağınız varsa bu dönemde alabilirsiniz. Yani para kaynağınızı bulamayacak olsanız da geçmişte yarım kalan para kaynaklarına sahip olabilirsiniz. Eyleme geçin. Hani arayın, hep diyoruz ya, Merkür retrosu yeni insanlar, yeni olaylar değil, eskileri ve geçmişte tanıdığımız insanları hayatımıza getir. İşte burada da iş yapabilmek çok önemli olacak geçmişte tanıdığınız insanlarla. Tabii bu sizin hayatınıza geçmişte ödemeyi unuttuğunuz bir borcu da getirebilir bu arada. Hani böyle işte ticaretle, ticari anlamda herhangi bir şeyi düşünüyorsanız sakın hiç tanımadığınız ve güvenmediğiniz kişilerle bu yola devam etmeyin. Tanıdığınız insanlarla, sadece dikkatli olun hiç tanımadığınız insanlara, çünkü aldatılmalar, kandırılmalar, yanlış anlamalar, hani bunlardan sonra ya neden yaptım demeler hayatınızda olabilir. Tabii bunların yanında Güneş Balık burcuna geçmesiyle yine aynı ikinci evinizi aydınlatacağı için parasal konularınızda hafta ortasından itibaren daha fazla atağa geçebilme gücü ve enerjisi bulacaksınız. Aslında kısaca ne diyeyim biliyor musunuz? Parayla alakalı neleri yanlış yapıyorsunuz, neleri doğru yapıyorsunuz muhakemesini yaparak yolunuza ilerleyeceksiniz hafta ortasından itibaren. Ya da bunu bu şekilde düşünmeye çalışın. Mars'ın Oğlak burcuna geçişte 12. evinizi etkiliyor. Yani iç dünyanızda birçok şeyi sorgularken kendinizi bulabilirsiniz. Tabii sizin için çok fazla söz sahibi olmadığınız alanlar aslında bilinçaltı konuları. Bunlar hayatınıza bazı karmik borçlarınızı ödediğiniz, iş dünyanızda nedenlerini sorguladığınız dönemler olabilir. Mesela düşmanlıkları fark edebilirsiniz. Çünkü 12. ev gizli düşmanlıklar, sırların evidir. Bunları görebileceğiniz bir döngü olacağı için günlük hayatınıza yansımaları da sizi zorlayabilir.
Buna dikkat etmek gerekiyor. Sevgili balıklar, yükseleni ve ay burcu balık olanlar, Merkür bizim burcumuzda gerilemeye başlıyor. En büyük etkiyi de o yüzden ne yapıyor? Bizler alıyoruz. Şimdi kendinizi ifade ederken yanlış anlaşılmalara çok açık olacaksınız sevgili balıklar. Kararsızlık, yanılgılara o kadar açıklık veriyor ki. Çünkü Merkür balık burcunda çok güçlü bir konumda değil, çok zayıf. Bu yüzden de bilinçaltı konuları fazla hareketlenecek gibi duruyor. Bu da aslında sizin sezgilerinizin artmasına, empati yeteneğinizin gelişmesine de neden olabilir. Mesela yaratıcı faaliyetleriniz bu dönemde artabilir. Özellikle rüyalarınıza lütfen çok dikkat edin. Mesaj içerikli rüyalarınız, vizyoner rüyalar görebilirsiniz. Sadece gerçek hayatınızda olup bitenlerle hayal dünyasında olup bitenler arasında bir denge kurun. Çünkü Merkür bizlere bu dengesizliği verebilir. Şimdi Merkür birinci evimizde retrolu olduğu için şahsımızla alakalı, hani kişilerin kendileriyle alakalı herhangi bir şekilde girişimlerde bulunmaya, karar almak için, işte atılımlar yapmak için kendinizle alakalı çok uygun bir zaman değil. Çünkü küçük detayları gözden işte kaçırabilecek olan bir zihin dağınıklığını bize ekstra verebilir balıklara. Aslında bu dönemde bilinçaltı çalışmaları, regresyon gibi, çekim yasası gibi, özgüven gibi spiritüel konularla çalışabilirsiniz. Çünkü bunun faydalarını ilerleyen zamanda çok rahat göreceksiniz. Şimdi sizin hayatınıza eskiden tanıdığınız, geçmişte kalan bir sevgili, bir partner, özellikle de bir şeyler yarım kaldıysa, işte bunlar hayatınıza tekrar dahil edilebilir, karşınıza gelebilir. O insanla ilgili haberler alabilirsiniz. Ya da o kişiden bir haber alabilirsiniz gibi. Ama hep bildiğim gibi bir şey varsa, böyle bir durumlarla karşı karşıya kaldığınızda 10 Mart'a kadar lütfen karar vermeyin. Çünkü ne diyorum hep? Retro ile gelen retro ile gider. Gerçi güneş hafta ortasında artık bizim burcumuzda olacağı için sağlık anlamında bize çok güzel aydınlatan, güzel rahatlıklar, huzur verecek. Mesela belki siz de benim gibi uzun bir zamandır yataktan çıkamayan, böyle biraz miskin, tembellik yaparken veya eyleme geçerken zorlanan bir ruh halindeyseniz eğer, işte güneşin balık burcuna geçmesiyle, yani hafta ortası itibarıyla biz artık daha güçlenmeye başlayabiliriz. Yani daha hızlanan bir hale gelebiliriz demektir bu. Çünkü güneş artık bizi aydınlatacak ve kendimizi daha rahat, daha emin olmamızı sağlayabilir. Güneş bizim burcumuza geçmesiyle beraber hafta ortasından sonra da gelecek planlarımızı devreye sokabiliriz artık. Şimdi Mars Oğlak geçişte 11. evimize denk geliyor. Bu da ne yapıyor? Sevgili balıklarda sosyal hayatlarının çok hızlı ve aktif olacağını gösteriyor. Gelecek hedeflerimizi, grup çalışmalarımızı, bütün bunlar aslında sizin beklentilerinizin içerisinde olabilir. İşte bunlar hızlanacak. Gerçi arkadaşlarınızla ve grup faaliyetlerinizde oldukça güzel duruyor. Ama bunun yanında bazı arkadaşlıklarınıza da son verme durumunuzda olabilir. Evet. İzlediğiniz, dinlediğiniz ve tercih ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı, beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.